Binance'ın başı birazcık sıkıntıların içerisine girmeye başladı değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance'ın bir stabil coin'i var. Boost bununla alakalı bugün gündeme çok acayip olaylar düştü. Konuyla alakalı birazcık kafa karışıklığı var. Bir piyasada çok farklı yorumlar var. Ben de sizlere bunların derlemesi, toplaması ve sizlerin tam olarak anlayabileceği bir şekilde konuyu anlatmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz bizi çok çok mutlu edersiniz deyip videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiyorum. Şu an karşımızda görmüş olduğunuz grafik ekranı Bussa ait olan bir grafik ekranı. Yani normalde bunun stabil olup şurada 1 dolar TV'lerinde falan seyretmesi gerekiyorken yani görmüş olduğunuz üzere 0. 99 hatta kaçlara kadar gitmiş 0.9967'lere kadar bir geri çekilme yapmış. Bu da bize burada satış baskısının olduğunu gösteriyor. Yani insanlar BUS'tan çıkıp USDT stabil coin'e geçiş yapıyor. Peki bu düşüş neden gerçekleşti? Gelin isterseniz bu olayı da birazcık detaylı bir şekilde anlatayım sizlere. Biliyorsunuz Sage Ripple'da olan davasını bir sonuçlanamadı. Oradan verimli olumlu sonuçlar alamadı. E şimdi de gözü farklı farklı olaylara dikmeye başladı. E gündemde de kim var daha fazla işlem yapılan, daha popüler olan tabii ki de Binance ve onun stabil coin'i olan Boost'a şöyle bir el atalım dedi. Şimdi Boost ne kadar Binance'ın olsa da Binance tarafından yönetilen bir şey değil. Yani arka tarafında Paxos adında bir tane şirket tarafından kontrol ediliyor. Ve bugün de işte Paxos'a bir tane kağıt gidiyor seç tarafından. Diyorlar ki... Değerli kardeşim artık Binance'ın işte boost olan stabil coin'ini durdur. Yani bununla alakalı yeni yeni basıp piyasaya sürme. Ve bu hemen arkasından da tabii ki de bununla alakalı işlemler duruyor ve CZ'den bir açıklama geliyor arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz üzere zaten ben bunun linkini sizlere bırakacağım. Binance'ın kendi Boost'la alakalı paylaşmış olduğu olay. Binance diyor ki biz evet Boost'u desteklemeye devam edeceğiz. Yani bunun içerisine okursanız zaten detaylara ulaşırsınız ben özet geçiyorum sizlere. Fakat diyor ben diyor işte Pexus firmasıyla Sicin arasındaki olaya hakim değilim konuyu bilmiyorum. Ondan dolayı bu konuyla alakalı bir açıklama yapmak istemiyorum diyor ve eklemeye de devam ediyor. İşte Binance borsası üzerinde boost paritesi yani işlem çiftlerinde çok fazla işlem yapmamaya çalışın. Biz insanların yatırımının güvende olduğunu garantisini ediyoruz diyor. Büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda boost'u yavaş yavaş piyasadan kaldıracaklar değerli arkadaşlar. Ondan dolayı ne oluyor? Boost'tan insanlar direkt olarak USDT'ye geçiş yapıyorlar ve bu da Boost'un stabilliğini kaybetmesine neden oluyor. Şu an için görünen korkulacak çok fazla bir şeyin olmaması normalde daha öncelerinde de zaten görmüş olduğunuz üzere 0.9931 seviyelerine kadar bir geri çekilme zaten yaşanmış. Onun arkasında da zaten ufak da olsa bir toparlama gerçekleşmiş değerli arkadaşlar. Konuyla alakalı yeni bir güncelleme gelirse sizlere mümkün oldukça ışık hızıyla paylaşmaya çalışacağım. Kafanıza takılan herhangi bir şey olsa da yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.